Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf kimya kazanım kavramı testlerinden 7.sini birlikte çözeceğiz. Hemen başlayalım. Alüminyum ve oksinin tepkimesi verilmiş. Alüminyum oksit oluşmuş. Tepkimesine göre 0,4 mol alüminyum metilinin yeteri kadar oksijen gazı ile tepkimesinden kaç gram alüminyum oksit oluşur demiş. Arkadaşlar bakın tepkime zaten burada verilmiş. Denkleştirilmiş mi? Denkleştirilmiş. O zaman önce yapmamız gereken şey tepkime denklemini denkleştirmek. Buradaki en kalabalık grup alüminyum oksit olduğu için onun katsayısını 1 alarak denkleştirmeye başlıyoruz. Alüminyum ürünlerde iki tane olduğu için girenlerde de 2 tane olması gerekir. Oksijen 3 tane olduğu için burada da 3 tane olması gerekir. 3 tane olması için başına ne yazacağım? 3 bölü 2 yazacağım. Şu an bakın ne oldu? E, kesirli sayılar var. Kesirli sayılar olduğu için bunları tam sayıya çevirelim. Normalde aslında bu soruda böyle bir şey bizden yapmamız istenmiyor ama alışkanlık haline getirirseniz yolları hesaplamalarda eğer tam sayılar kullanırsanız daha rahat ve daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Bana ne diyor 0,4 mol alüminyum diyor bakın burası 0,4 mol ise o zaman kat sayısı 3 olandan ne kadar harcanır 0,3 mol harcanır kat 2 olan alüminyumdan ne kadar 0,2 mol alüminyum oksitten 0,2 mol oluşur diyoruz. Bana bunun kaç gram olduğunu sormuş kaç gram olduğunu bulmak için arkadaşlar benim yapmam gereken şey en eşittir. M bölü MA formülünü kullanmak. O zaman bana alüminyum oksitin kütlesi lazım. Mol kütlesi lazım daha doğrusu. 3 kere 16 kaçtır arkadaşlar? 48'dir. 2 tane alüminyum 2 kere 27 54'tür. Toplarsak kaç olur arkadaşlar? 98 102 102 gram bölü moldür. Alüminyum oksitin mol kütlesi 102 gram bölü mol. O zaman arkadaşlar yerlerine koyalım. Kaçtı alüminyum oksitin mol sayısı? 0,2 moldü. 0,2 eşittir. M bölü 102. M eşittir ne olur arkadaşlar? 0,2 ile 102'yi çarparsak 204 yani 20,4 gramdır diyoruz. Evet. Geçtik ikinci sorumuza. Tepkimesine göre 48 gram CH4 gazının tamamen yanması sonucunda kaç gram H2O oluşur demiş. Bir kere CH4'ün mol kütlesini beraber bulalım. 4 değil mi? 4 kere 1 4 arkadaşlar. 12 kaç yaptı? 16 yaptı. 16 gram bölü mol. Bu CH4 yani metan gazının mol kütlesi. 48 gramı kaç mol yapar? N eşittir M bölü MA'dan bulurum. N eşittir 48 bölü 16'dan kaç mol yapar arkadaşlar? 3 mol yapar. Yani burada 3 mol ne varmış? Metan gazı varmış. CH4 varmış. Tepkime zaten denkleştirilmiş. Eğer denkleştirilmeseydi direkt benim tepkimeyi denkleştirmem gerekecekti. Bana burada oluşan su değil mi sorulmuş. Bakalım kat sayısı 1 iken 3 mol CH4 tepkimeye giriyorsa kat sayısı 2 olan sudan 6 mol oluşmasını bekliyoruz. Şimdi 6 mol 6 mol su oluştuğunu biliyorum. Suyun bir de bana nesi lazım? Mol kütlesi lazım arkadaşlar. Hemen bakın H2O diyelim. Oksijen 16. 2 kere 1 2. Toplam kaç yapıyor? 18 gram bölü mol yapıyor. Buradaki suyun mol kütlesi arkadaşlar 18 grammış. Ben buradan ne yapacağım? N eşittir. N bölü MA diyeceğim. E, kaç moldü? 6 moldü. M bölü MA kaç arkadaşlar? Bu suyun mol kütlesi kaç? 18. 6 kere 18, 60, 48, 108 mi yapıyor? Herhalde 108 yapıyordu. Tabii ki siz gene de bunlara mutlaka bakın arkadaşlar. İşlem hatamız olabilir. Uyarırsınız. Çok sevinirim. Hemen geçtik 3. sorumuza. 0,4 mol CXH'ye bileşiği 2 mol oksijen gazıyla tam yandığında 1,2 mol karbondioksit ve 1,6 mol su oluşmakta. Bak çok keyifli bir soru arkadaşlar bu. Bakın dikkat edin. CXH diyor. Oksijenle yandığı zaman diyor. Ne oluşmuş? Karbondioksit ve ne oluşmuş arkadaşlar? Su oluşmuş. Çok dikkat edin bakın. Çok dedim gibi keyifli bir soru bu. 0,4 molmuş bu. 0,4 molmuş. 2 mol oksijenle yakılmış. Oluşan maddelere bakın. 1,2 mol ve 1,6 mol. Şimdi çok dikkat edin. Katsayısı bunun 1. 1 iken 0,4 mol tepkimeye giriyorsa arkadaşlar. 0,4 mol katsayısı 1 ise 2 mol'ün katsayısı kaçtır arkadaşlar? Tam 5 katı yani 5 olması gerekiyor. Bakın katsayıları ile mol sayıları doğru orantılı. Katsayısı 1 olan 0,4 mol ise 1,2 mol olanın katsayısı kaçtır demek ki? Tam 3 katı. Demek ki katsayısı 3. 1,6 mol'ün kaç katı arkadaşlar? Tam 4 katı. Gördüğünüz gibi şu an ne yapmış oldum ben tepkimeyi yazmış ve denkleştirmiş oldum. Ürünlerde bakın dikkat edin 6 tane oksijen burada var 4 de burada var 10. Girenlerde de 10 tane oksijen var. Peki o zaman ben neyi bulacağım? Girenlerdeki karbon hidrojen sayısını. Karbon kaç tane var burada? 3 tane var. Demek ki buradaki X 3. Hidrojen kaç tane var arkadaşlar? 8 tane var. Demek ki Y kaç? 8. Yani C3H 8 diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuzda bakın bir asit baz tepkimesi verilmiş. Sülfürik asitle sodyum hidroksit tepkimesi verilmiş. Bu tepkime de diyor ki 98 gram sülfürik asitle 40 gram sodyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman kaç gram sodyum sülfat oluşur diye bize sorulmuş. Şimdi bakalım arkadaşlar 98 gram sülfürik asit H2SO4 ne diyoruz arkadaşlar? 16 kere 4 burası 32 burası kaç arkadaşlar? 2 toplam kaç yaptı? 98. 98 gram bölü mol. Yani burada tepkimeye giren sülfür gazı arkadaşlar 1 molmuş. 98 gram ya zaten bana verilen. Dolayısıyla 1 mol tepkimeye girmiş. Peki sodyum hidroksitin mol kütlesini bulalım. Hidrojen 1. Oksijen 16. Sodyum kaç oluyor arkadaşlar? 23. Yukarıda verilmiş bunlar. Dolayısıyla 40. Değil mi? 40 gram bölü mol kim bu? Bu da sodyum hidroksit. O da bakın 40 gram verilmiş. Yani ondan da gene 1 mol varmış diyoruz. Şimdi diyorum ki ben katsayısı 1 olan sülfür gasitten 1 mol tepkimeye girerse katsayısı 2 olan sodyum hidroksitten 2 mol tepkimeye girmesi gerekir. Benim elimde 2 mol var mı? Yok. O zaman şöyle demem gerekiyor benim. Katsayısı 2 olandan 1 mol tepkimeye girerse kat sayısı 1 olandan 0,5 mol tepkimeye girer demem gerekiyor. İşte bu oldu. Bu mümkün. Şimdi katsayısı 1 olandan 0,5 mol tepkimeye giriyorsa karşı taraftaki sodyum sülfatında katsayısı 1 Ondan da demek ki ne kadar 0,5 mol oluşmuş diyoruz. Bu sefer de sodyum sülfatın mol kütlesini hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. naki SO4 diyoruz. 4 kere 16 kaç yapar? 64 yapar burası. 40 kaç? 32. 2 kere 23 arkadaşlar. 2 kere 23 uzun uzun yazmıyorum. O da 46 diyen ben yazıyorum şuraya kolayca. 4 2 daha 6 6 daha 12 12'nin ikisi elde var 1. 6 3 daha 9 4 daha 13 14 142 yapıyor. Bu ne arkadaşlar? gram bölü mol. Bunun mol kütlesi. Ne kadar oluşmuştu? Yarım mol oluşmuştu. E o zaman bunun yarım mol ne kadar yapar? Bunun yarısı kadar yapar. 142'nin yarısı da kaçtır? 71'dir diyoruz. 5. soruda bakın tepkimesine göre 5,4 gram alüminyumun yeteri kadar HCl ile tepkime sonucunda ne kadar kaç litre hidrojen gazı elde edilir diyor. 2 tane alüminyum artı 6 tane hcl, 2 tane alcl 3 artı 3 tane h2 tepkimesine göre 5,4 gram alüminyumun demiş bir kere bunun bana mol sayısı lazım arkadaşlar mol sayısı için ne yapmam gerekiyor benim en eşittir m bölü ma formülünü kullanacağım en eşittir 5,4 bölü 27 den onda kaç olduğunu bulmuş oluyorum 0,2 mol olduğunu bulmuş oluyorum tepkime de hemen 0,2 mol yazıyorum. Katsayısı 2 iken 0,2 mol tepkimeye girerse katsayısı 3 olanlar ne kadar oluşur? 0,3 mol oluşur diyorum. Bana bunun kaç litre olduğunu sormuş. 0,3'te kaçı çarpacağım arkadaşlar bunun hacmini bulmak için? 22,4'ü çarpacağım. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü 1 mol'ü 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0,3 mol'ü kaç litre hacim kaplar diyorum. Onun için de ile 22,4'ü çarpmam gerekiyor. 6,72 litre diyorum cevabım B seçeneği geldik 6. sorumuza. Tepkimesine göre H2X'in 0,25 gramı 0,01 mol lityum hidroksit çözeltisiyle tam verimli tepkimeye giriyormuş. Bakın burası 0,01 molmuş. Şimdi biz katsayılar arasında geçişi mol sayısına göre yapıyoruz arkadaşlar. Kütleye göre yapmıyoruz. Dolayısıyla katsayısı 2 olanın 0,01 mol olduğu bir tepkimede katsayısı 1 olanın ne kadar olması gerekir? 0,005 mol olması gerekir. Ve 0,005 mol H2X'in kütlesi de ne kadarmış arkadaşlar? 0,25 grammış. Şimdi ben diyeceğim ki en eşittir M bölü MA diyeceğim. Değil mi? 0,005 eşittir. Ee, M kaçtı? 0,25 bölü mol kütlesi. Ema'sı arkadaşlar. Ema'sını oradan çekersek eğer 0,25 bölü 0,005 şimdi 3 tane çarpmam gerekiyor. 250 bölü 5 oldu. O da kaç oldu arkadaşlar? 50 oldu. Değil mi? 50. H2X'in mol kütlesi 50'ymiş. Bakın bu mol kütlesi 50'ymiş hidrojen 2 olduğuna göre x'in kaçtır arkadaşlar? 48'dir diyoruz. Cevabımız c seçeneği. 7 sorumuzda 0,25 mol C3H8ON bileşiğinin tam yanması için normal koşullarda 112 litre hacim kaplayan hava harcandığına göre formüldeki n sayısı kaçtır? diye sorulmuş. Ve diyor ki bakın havanın 5'te bir oksijen gazıdır diyor. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Biz 112 litre hava harcanmış ya bu havanın 5'te biri ne yapar? 22,4 litre yapar. 22,4 litre oksijen gazı harcanmış. 22,4 litre oksijen gazı kaç moldür? Tabii ki 1 moldür. Demek ki bu tepkimede 1 mol oksijen gazı harcanmış. Şimdi şunu bir yazalım. C3 H8 O N değil mi? Artı O2 ne oluşacak? Karbondioksit ve su oluşacak arkadaşlar. Burada bakın 3 tane karbon varsa 3 tane karbondioksit oluşur. 8 tane hidrojen varsa 4 tane su oluşur diyoruz. Ve şuna dikkat edin 0,25 mol. Burası 0,25 mol değil mi? 1 mol oksijen 1 mol ise. bakın kat sayısı 1 iken 0,25 mol ise kat sayısı kaçken 1 moldur? Tabii ki tam 4 iken değil mi? Böylece ne yapmış olduk? Bakın ürünlerdeki ve girenlerdeki maddelerin kat sayılarını yazmış olduk. Şimdi kat sayılara baktığımız zaman zaten biz kendimiz yazdık. Karbonların sayıları eşit, hidrojenlerin sayıları eşit. Neye geldi? Oksijenlere geldi. 3 kere 2 6, 4 daha 10 tane oksijen var. Bakın burada 8 tane oksijen var. Demek ki burada kaç tane? 2 tane oksijen olması gerekiyor. Yani N sayısı kaçtır? 2'dir cevabımız B seçeneği. Geldik 8. sorumuza. Bakın magnezyum karbonat bir asitle tepkimeye girmiş, hidrojen oksitle tepkimeye girmiş. Tuz, karbondioksit su oluşmuş. Diyor ki 168 gram magnezyum karbonat katısının yukarıdaki tepkime denklemine göre 66 gram karbondioksit oluşmaktadır. Tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Bizim burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bakın 168 gramın tamamı tepkimeye girseydi ne kadar karbondioksit oluşurdu? Veya 66 gram karbondioksit oluşması için ne kadar magnezyum karbonatın tepkimeye girmesi gerekirdi? Deyip oradan arkadaşlar ya baştan ileri doğru ya da sondan başa doğru gelerek ne yapmamız gerekiyor bizim yüzde kaçı harcanmış oradan da tepkimenin yüzde kaç verimle gerçekleşmiş olduğunu hesaplayacağız. Bakın 168 gram magnezyum karbonat dedi. Bir kere magnezyum karbonatın mol kütlesini bir hesaplayalım. 3 kere 16, 48, 12. Ne yaptı? 60 yaptı arkadaşlar. 24 daha 84 değil mi? 60-84 gram bölü mol. Peki 168 gram kaç mol yapar? 1 molü 84 gramsa 168 gramı kaç? 2 mol yapar. Evet Çok uzatmaya gerek yok. Şimdi kat sayısı 1 2 mol tepkimeye girerse, şimdi her şey yolunda gitseydi, tepkime %100 verimle gerçekleşseydi şeklinde biz bunu hesaplıyoruz arkadaşlar. Karbon dioksitten ne kadar oluşurdu? Tepkime zaten denkleştirilmiş değil mi? Nereden anlıyorum? HCl'nin bir tanesinin kat sayısı yazıldıysa eğer yani bu tepkime denkleştirilmiş demektir. Şimdi kat sayısı 1 olan magnezyum karbonattan 2 mol tepkimeye girerken kat sayısı 1 olan karbondioksitten de 2 mol oluşması gerekirdi. Ne zaman? Tepkime verimi %100 olduğu zaman diyoruz arkadaşlar. Peki burada ne kadar oluşmuş? 66 gram karbondioksit oluşmuş. Bir kere karbondioksitin mol kütlesini birlikte hesaplayalım. Neydi? 16, 16, 32, 12 daha, 44 gram bölü mol diyoruz arkadaşlar. 66 gram kaç mol yapar? En eşittir. 66 bölü 44. M bölü MA'dan yapıyoruz bunu. 1,5 mol yapar. Şimdi eğer %100 olsaydı biz ne dedik şurada arkadaşlar? %100 olsaydı 2 mol oluşurdu. Şöyle onu da şöyle yazalım. %100 olduğunda 2 mol karbondioksit oluşuyor. E, 1,5 mol karbondioksit oluştuğuna göre yüzde kaç verimle gerçekleşmiştir? İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Bakın 4'te 3'ü 4'te 3'ü yani %75 verimle gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir diyoruz. Dokuzuncu sorumuzda karbon ve hidrojenden oluşan organik bir bileşim 5,8 gramı yakıldığında NK'da 8,96 litre karbondioksit oluşuyormuş. Buna göre bu organik bileşim basit formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bileşimiz bakın C ve H'den oluşmuş. Bu tepkime sonucunda arkadaşlar yakıldığında ne olacak? Karbondioksit ve su oluşacak. Şuna dikkat edin burada. Bu bileşiğimizin kütlesi ne kadarmış? Şunu yazalım. 5,8 grammış. Bakın arkadaşlar. Buradaki karbonun kütlesiyle buradaki karbonun kütlesi birbirine eşittir. Yani ben ürünlerde kaç gram karbon var bulursam aslında bu bileşin içerisinde de kaç gram karbon olduğunu bulmuş olacağım. 8,96 litre karbondioksit oluşuyormuş. Bakın Mol sayısı eşittir V bölü 22,4 diyeceğim. 8,96 bölü 22,4'ten kaç moldur arkadaşlar o da? 0,4 moldur. Yani bu tepkimede 0,4 mol karbondioksit oluşmuştur. O zaman tepkimeye girenler içerisindeki karbonun da aynı şekilde yani burada bakın 0,4 mol karbondioksit içerisindeki karbon ne kadardır? 0,4 moldur. O zaman buradaki karbonun da aynı şekilde ne olması gerekir? 0,4 mol olması gerekir. 0,4 mol karbon kaç gramdır arkadaşlar? Onu da şurada şöyle bir hesaplayalım basitçe. 0,4 eşittir. M bölü kaçtır karbon mol kütlesi? 12'dir. O zaman kütlesi 0,4 çarpı 12. 4,8 gramdır diyoruz. Buradaki karbon eğer 4,8 gramsa ve toplam 5,8 gramsa hidrojenin kaç gram olması gerekir arkadaşlar? 1 gram olması gerekir. Şimdi bileşim formülünü yazabilmek için hidrojenin bana mol sayısı lazım. Karbonun mol sayısının 0.4 olduğunu biliyorum. Onu da hatta bakın şöyle şuraya doğru yazmaya çalışalım. Biraz karıştı ama C 0.4 H'ın altın arkadaşlar kaç mol olduğunu yazıp tama çevireceğiz. E şimdi 1 gram zaten mol kütlesi 1. Dolayısıyla o da 1 molmuş. Şimdi C 0.4 H 1'i tam sayıya nasıl çeviririz arkadaşlar? 10 ile çarpsak C 4 H 10 olur. Bunun en basit hali, basit formül sorulduğu için de C2H5 olmuş oluyor. Cevabımız C seçeneği. 10. soruda bakın, iki tane tuz karıştırılmış ve bir katı meydana gelmiş. Bir çözünme çökelme tepkimesi. Hangisi doğrudur diye bakın. 34 gram gümüş nitratlı 22 gram potasyum sülfür tam önünde tepkimeye giriyormuş. Burada Gümüş nitratın mol kütlesi verilmiş. Potasyum sülfürün de mol kütlesi verilmiş arkadaşlar. O zaman hemen mol sayılarını hesaplayalım. 34 gram gümüş nitrat mol kütlesi 170 olduğu için arkadaşlar ne diyorum ben? 34 bölü 170'ten 0,2 molmüş. Onu buldum. Hemen üzerine yazalım. 0,2 mol diye arkadaşlar. Yazalım bunu. Peki 22 gram potasyum sülfürü nasıl bulacağım? 22 bölü kaç diyeceğim? 110 110'muş onun da mol kütlesi. 110. O da aynı şekilde 0,2 molmuş. Üzerine yazalım 0,2 mol diye. Şimdi bakın kat sayısı 2 iken 0,2 mol tepkimeye girerse evet kat sayısı 1 iken 0,1 mol tepkimeye girer. Çok güzel. Ne olduğunu bulmuş olduk. Gümüş nitrat bitti, tükendi. O zaman sınırlayıcı bileşen gümüş nitrattır. Aynen öyle arkadaşlar. Sınırlayıcı bileşenin gümüş nitrat olduğunu bulmuş olduk. Çünkü o bittiği için tepkime sonlanmış oldu. Potasyum sülfürden 0,1 mol arttı. Peki gümüş sülfürden ne kadar oluştu? Aşağıda soruyorum bilmiyorum ama şimdi bakarız. KS2 iken 0,2 mol tepkimeye giriyorsa KS1 olandan 0,1 mol oluştu. KS2 olandan da 0,2 mol oluştu diyoruz. 0,1 mol potasyum nitrat oluştu diyor. Hayır biz yukarıda 0,2 mol olduğunu şimdi bulduk. 12 gram potasyum sülfür artar diyor. Artan arkadaşlar 0,1 mol 0,1 mol potasyum sülfür de 11 gramdır, 12 gram değildir. 12 gram gümüş nitrat zaten hiç artmadı arkadaşlar. Gümüş nitrat bittiği için tepkime bitti. Tepkime sonunda kapta 0,3 mol madde bulunur. 0,1 mol ve 0,2 mol 0,3 mol madde oluştu ama bir de artan maddemiz var. Dolayısıyla toplam 0,4 mol madde bulunur. Cevabımız A seçeneği. 11. sorumuzda bir kimyasal tepkime denklemi verilmiş ve bana diyor ki 2 mol su içine kalsiyum karbür atıldığında normal koşullarda 4,48 litre asetilen gazı oluşur diyor. Yani sudan 2 mol varmış. Kaç mol su tepkimeye girmiştir? Bunu bulacağız. Bana diyor ki tepkimede kaç gram su artmıştır diyor. Artan suyun mol sayısını oradan da kütlesini bulacağız. Bana neyi vermiş? Normal koşullarda 4,48 litre asetilen gazı oluştuğunu vermiş. O zaman ben ne diyorum? 4,48 bölü 22,4'ten onun 0,2 mol olduğunu buluyorum. Bu tepkime de 0,2 mol asetilen gazı oluşmuş. Bunu buldum. Ve diyorum ki katsayısı sayısı 1 iken 0,2 mol asetilen gazı oluşuyorsa kat sayısı 2 olan sudan ne kadar harcanır? 0,4 mol harcanır diyorum. Ve ne kadar kalır? 1,6 mol su kalır. İşte bana bunun kaç gram olduğunu sormuş arkadaşlar. Suyun mol kütlesini de vermiş burada. Hemen su için. En yani eşittir m bölü ma diyeceğim. 1,6 eşittir m bölü kaç? 18 değil mi? Orada o şekilde verilmiş. O zaman m eşittir 1,6 çarpı 18. Oradan da 16 kere 18. 288, 28,8 gram çıkar. Evet cevabımız C seçeneği. Ve devam edelim. Son sorumuz arkadaşlar. Amonyak eldesi. Tepkimesine göre 14 gram N2 ile 6 gram H2 gazları kapalı bir kapta tepkimeye giriyor diyor. Bakın N2 14-14-28 gram bölü moldür. H2 ise 1-1-2 gram bölü moldür. Yani burada ne yapmış oldum ben? N2 ve H2 gazlarının MA'larını bulmuş oldum. Ne işime yarayacak? Tabii ki onların mol sayılarını hesaplamama yarayacak. Mol sayılarını nasıl hesaplıyorum? N eşittir N bölü. MA formülünden hesaplıyorum. N2 için bakın ne diyeceğim arkadaşlar. Kaç verilmiş? 14 bölü 28'den 0,5 mol N2 var. H2 için de bakın kaçtı? 6 bölü 2'den 3 mol H2 gazı var. Hemen üstüne yazalım. 0,5 mol N2 gazı var. Kaç mol arkadaşlar? 3 mol de H2 gazı var. Bunlar tepkimeye girdikleri zaman şuna dikkat edin. Katsayısı 1 olan N2'den 0,5 mol tepkimeye girerse katsayısı 3 olan H2'den 1,5 mol tepkimeye girer. Mümkün mü? Mümkün. Aynen de öyle oldu arkadaşlar. Ve ne oldu bakın? 1,5 mol H2 tepkimede arttı. N2'den artmadı. N2'nin tamamı tepkimeye girmiş oldu. NH3'ten ne kadar arkadaşlar bakın? Katsayısı 2 olan NH3'ten de 2 kere 0,5 yani 1 mol oluştu diyoruz. Şöyle oluştu diye de yazalım. N2 sınırlayıcı bileşendir. Aynen öyle. Çünkü N2 bittiği için tepkime sonlandı. 3 gram H2 artar demiş arkadaşlar. 1,5 mol H2 arttı. 1,5 mol H2 kaç gram gelir? Ben az önce ne dedim aşağıda? H2'nin 1 mol ha pardon şurada. H2'nin 1 mol 2 gram. O zaman 1,5 molü 3 gramdır. E bu da doğru olmuş oldu. Tepkime sonunda oluşan NH3 17 gram mıdır? Bakın 1 mol NH3 oluştu demiştik. NH3 bu 3 gram bu 14 gram toplam 17 gram. Dolayısıyla 1 mol NH3 arkadaşlar 17 gramdır. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği. Böylece bir testimizin daha sonuna geldik. Hepinize başarılar dilerim.